Sayın seyirciler, yazar, şair ve televizyoncu ve eğitimci pek çok şapkası olan Türkiye'nin örnek aydınlarından biri Özdemir İnce ile Türkiye'nin meselelerini konuşmaya devam ediyoruz. Birinci bölümde dil meselesini, dilimizin kuraklaşması veya bozulması, Türkçenin unutulması konusuna ve eğitimin bozulması konusuna örneklerle değindik. Niye bunu değindik efendim? Türkiye'nin genel bozulması konuşuluyor. Dil bozulunca çünkü düşünce bozulur. Yani insanlar dilleriyle düşünürler aslında. Düşünürken de aklımızdan kelimelerimiz geçer, değil mi? Kelimeler kısırlaşırsa, yanlış öğrenirsek Türkçemizi, düşüncemiz de bozulur. Düşüncesi bozulan bir ülkenin her şeyi bozulur aslına bakarsanız. 20. yüzyılın en önemli felsefe ekolleri aynı zamanda dil felsefesidir. Dilin düşünceye etkisini anlatır. Ama bugün son bölümümüzde bunu konuşmayalım. Neyi konuşalım? Adonis, gene önemli bir dünya çapındaki şairden konuşuyor idik. Dünya çapındaki Suriyeli şair, bakın ne demiş? Demiş ki, en kötü faşizm dinci faşizmdir. Demiş. Yani şimdi bir kere bunu demiş. İkincisi, gösterirse arkadaşlarımız en son yapılmış kendisinden röportajı 1+1'de var. İnsan sonsuza açılan bir tasarıdır başlığı konmuş. Fakat söylediklerini buradan okumaya çalışıyorum Adonis'in. Evet, diyor ki işte burada da var. Evet, ABD'den müdahale etmesini ve kendi ülkelerini bombalamasını istedi bu Suriye muhalefeti diyor. İnanılır gibi değil. Muhalefet giderek şiddetin dozunu artırdı ve dış güçlere sırtını dayadı. Nereye dayamış? Türkiye, Suudi Arabistan, ABD, Fransa rejime karşı savaşır oldu. Fakat burada söylediği bir şey var. Sizin ta Hazreti Osman'a kadar götürdüğünüz bir mevzuyla çok ilgili biraz önce söylediğinizde. Diyor ki, Araplar, Müslüman Araplar, Arap İslamı 14 asır boyunca toplum yaratmayı başaramadı. Toplum yaratmayı. Tabii. Araplar her zaman yurttaştan, toplumdan ziyade kabile oldular. İşte bu sizin dediğiniz aşiret ilişkisi ve asabiyet. Şimdi sonuçta işte diktatörlük rejimlerini sarsmak yerine ülkelerini tarumar ettiler. Biraz önce verdiğim örneğe, yani kayırmacılık örneğini, Türkiye'den kayırmacılık örneği vermiştim. Siz de demiştiniz ki asabiyet denilen bir şey vardır. Aşiret hukukudur belki bir anlamda İbn Haldun'dan. Yani ne oluyor? Bu Arap adeti, 1000 sene önceki Arap adeti bugün geldi Türkiye'ye mi yerleşti? Çünkü Adonis ne diyor? Bunun sonucunda toplum dağılır, toplum olunamaz ve diktatörlük gelir diyor. Doğrudur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Adonis'i 80'lerin başından bu yana tanırım. İkimiz de Malherbe Akademisi üyesiyiz Fransa'da. Ve çok yakın arkadaşımdır. Yani gelip benim evimde kalır. Dünyanın da hakikaten en önde gelen şairleri. Dünyanın en büyük şairlerinden biridir. Aynı zamanda en büyük entelektüellerinden biridir. Kendisi felsefe doktorudur. Aynı zamanda hafızdır. Ha. Aynı zamanda hafızdır. Yani nasıl desem, bir İslam alimidir. İslam alimidir. Yani İslam konusunda söylediği şeylerle Türkiye'de yahut da dünyada kolay kolay herhangi bir imam tartışamaz. Bir kere felsefe doktoru. Aynı zamanda Avrupa tarihini, edebiyatını bilir. Şu anda Lübnan vatandaşıydı. Suriye'den gitti. Aynı zamanda Fransız vatandaşı şu anda. Adonis bir kere şey karşıtıdır, şunu bilelim. Esad karşıtıdır. Bunu yıllarca önce kitaplarımda söyledi. Mesela bir Arap Aydınlanmaları diye bir kitabı var. Bu kitabı Türkiye'de bir türlü yayınlatamadım. Halbuki o kitaptan Adonis'in bu konu, Arap kültürü hakkında
siyasal kitaplarının Türkiye'de yayınlanması son derece önemlidir. Dedikleri tamamen doğrudur. Bunlar benim her yıl buluştuğumuz zaman konuştuğumuz şeyler. Dedikleri doğrudur. Arapların bir ulus meydana getiremediklerini. Her coğrafyada kurulan devletlerin kendi milliyetçiliklerini öne sürdüğünü, bir Arap birliğini meydana getirecek şuura sahip olmadıklarını söyler. Söyler. Ve şunu da söyler. Arapların bugünkü dil bilgileriyle Kur'an'ı anlamalarının mümkün olmadığını söyler. Bu çok ilginç. Halbuki şöyle söylenir. Yani Arapça bilen sıradan bir Arap, o dili iyi bildiği için çok iyi çalışmış bir mesela. Hayır. Arapçayı da bilen bir Türk'ten daha iyi bunu anlar doğal olarak diye. Biz ne kadar Orhun hikayelerindeki Türkçeyi anlarsak, biraz öğrenmiştik. Üze kök tengri asra yagız bir kulundukta ikin ara kişi oldu kılındı. Yani hiç, değil mi? Yani bu, biraz anlaşılıyor. Hatta üniversite mezunları Arapların büyük bir kısmı dahi Kur'an'ı okuyup anlayamaz. Yani bunu ben Adonis'e dayanarak söylüyorum. Rahmetli oldu bir arkadaşım Abdülvahap Meddeb vardır. Türkçe'ye bir kitabı çevrildi. Filozoftur. Yani benim en az 20-30 tane üniversitede hocalık yapan edebiyatçı kökenli arkadaşlarım var. Bunların hepsinin söyledikleri budur. Entelektüeller bile doğru dürüst Kur'an'ı anlayacak kabiliyette, dil kabiliyetinden yoksundurlar. Yani bizden daha iyi durumda değillerdir, onu söyleyeyim. 1400 sene önceki Arapça bir sürü kelimenin anlamı da değişti. Tabii. Şimdi o bakımdan bugünkü iktidarın Araplara benzeme, Emevileşme yahut da Arabizasyon diyelim şeylere aşkları boş bir gayretten ibarettir. Sıfırı taklittir. Mesela başka bir Arap yazar arkadaşım sıfırı icat ettik, çemberin dışına çıkamadık der. Sıfırı. İcat ettik. Evet. İcat ettik. Evet, evet. O çemberin dışına çıkamadık der. Yani evet, Araplar Hint'ten aldılar sıfırı ve daha geliştirdiler. Tabii, evet. O öyle söyledi. Evet, netice itibariyle şunu söylüyorum. Adonis çok haklı. Bundan dolayı ıstırap çeker. Eğer şu anda dinleyen yayıncı varsa bana müracaat etsin. Kendilerine bedavaya Adonis'in düz yazı kitapları hakkında danışmanlık yaparım. Muhakkak yayınlanması gereken bir entelektüeldir. Çok doğru. Peki efendim bakın şimdi taklitle, yani kötüyü taklitle nereye geliyoruz? Size Akit'in, yeni Akit'in, eskisinden pek de farkı yok ya işte artık adı yeni Akit. Bir zamanlar Vakit'ti. Akit oldu, Vakit oldu. Beni çok severler. Öyle mi? Aa ne güzel. O zaman size hemen, belki siz de onları beni manşet yapmışlardır. Efendim bakın, erken yaşta evlilik affı sonunda geliyor. Mağdur ailelerin yüzü gülecek. Yani müjde veriyor Akit. Yani bu nedir? Hadise iki türlü. Birincisi, mesela ne oluyor? Küçük yaştaki kızdan zorla evlendiriyorlar. Ondan sonra biz evlendik, çoluğumuz, çocuğumuz oldu. Şimdi biz mağduruz. Bir hakkımızda dava açıldı sonradan diye. Şikayet oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Veya çocuk ortaya çıktığında tespit ediliyor. İşte buna af gelsin. Tabii bu aynı zamanda, hani her ne kadar bir seferlik af deniliyorsa da, bu memlekette hepimiz biliyoruz ki bir af bir kere çıktı mı en az 100 kere daha çıkar. Şimdi böyle olunca da küçük yaştaki çocuk evliliklerinin önü açılır. Küçük kızlarla evlenmenin, ki küçük kızlarla evlenmek diye bir şey yok. Yani küçük kızlara tecavüz denilen bir şey var aslında.
Çünkü ister annesinin babasının izniyle olsun, ister her nasıl şekilde olursa olsun, 15 yaşın hele altında olan çocuklarla evlenme kanunlara göre, yani evlenme diye bir şey yok. Zaten nikah kıyılması da uygun değil. Zaten o yüzden suçlu duruma düşüyorlar. Yasal olmadan. Şimdi bakın, buna müjde diyor. Maalesef yani bazen Türkiye'deki ilerici kesimden insanlardan kimileri de kafası karışık olabiliyor bu konuda. Veya farklı düşünebiliyorlar. Ama şimdi bir başka haberi de o zaman... Buna bir şey söyleyebilirim. Tabii, buyurunuz efendim. Şimdi Orhan Kemal'in romanlarında herkes kendi cebinden harcasın arkadaş diye bir laf geçer. Yani sizin Silifke türküsü gibi. Herkes kendi cebinden harcasın. Şimdi bir soru soracağım. Biraz gaddarca ama o kanun teklifi de gaddarın gaddarı. Bu kanun teklifini verenler, oylayanlar, lehte oy kullananlar dan herhangi biri kendi 10 yaşındaki kızlarına evlendirirler mi? Umuyorum ki hayır. Peki el alemin kızlarını ne diye evlendiriyorlar 10 yaşında? Bu yani şimdi evet. Yani bir şey bulamıyorum. Bu alçakça bir davranıştır. Gayri insanidir. İnsan haklarına karşıdır ve utanç vericidir. Hiçbir 12 yaşında, 10 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında kız çocuğu evlendirilemez. Evlendirmek için oy verenler önce kendi çocuklarını, torunlarını evlendirsinler. Onu da yapmasınlar veya oyu da vermesinler. Tabii. Tabii. Yani burama gelmiş söyleyeceğim. Tabii. Hemen efendim bakın başka bir şeyi daha vereyim. Gazete Duvar, Burcu Karakaş. O da hakikaten son dönemin sivrilen iyi gazeteci, genç gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bir haber yazmış. Haberin bulursa arkadaşlarımız versinler. Ben başlığını okuyorum. 8 yaşındaki, evet ver şu anda. 8 yaşındaki Leyla'yı 28'lik Ahmet için beklesinler mi Bakan Bey diyor. Bu tasarı için yazmış. Çünkü olay işte mesela somut bir olay. Yani 28 yaşındaki biri 8 yaşındaki bir çocuğa tarlada tecavüz etmiş. Sonra araya insanlar sokup ya evlendirelim. Siz de geriye alın şeyi. Zaman da geçince işte belli bir yaştan sonra falan. Şimdi dolayısıyla böyle durumlar var. Bunları da kılıfına uydurmak için. Yani şimdi... Maalesef, mağdurlar var. İşte mağdurların bazıları belki hakikaten mağdur ama bazıları da böyle. Şimdi bunun yolunu açarsanız böyle mağdurların, sözüm ona mağdurların da yolunu açmış oluyorsunuz. Belki çoğaltmış oluyorsunuz. Ve bakın bunlarla aslında çocukların, genç kız çocuklarının, gençlerin efendim okumasının da önü kapatılıyor. Çünkü çocuk gelinler artık çığ gibi büyüdü. Bundan ilgili sayısız örnek vermek lazım. Yusuf Kaplan diye de bir şey var. O da herhalde sizi çok sever. Kendisi bir haber de geçiyor yeni. Demiş ki bu cinsler arası eşitlik projesini artık rafa kaldırmak lazım demiş. Bu bir Avrupa ve Batılı oyunudur demiş. Evet. Ve galiba da adamın dediği işte böyle derece derece yerine getiriliyor. Yani. O tuhaf bir vatandaştır. Buna bir konuda eleştirdiydim. Nasıl bir yazı yazdı biliyor musun? Nasıl? Sen kim oluyorsun da bana cevap vermeye cesaret ediyorsun? Anlatabiliyor muyum? Yani süzme bir megaloman. Yani artık yani... Proje olarak bunu anlatması konusunda ben yorum yapmayayım. Seyircilerimiz zaten kendi yorumlarını kendileri yapar. Ama ve lakin, şimdi başka bir şey efendim yorumlamanızı özellikle isteyeceğim. O televizyon tahsil etmiştir. Öyle mi? İngiltere'de. Bravo, iyi öğrenmiş diyelim.
Şimdi bakın, İsmet Yılmaz AKP'li sonunda İslam'ı Katolik gibi yorumlamayı başardı. AKP'nin hakikaten mümtaz simalarından bir tanesi. Onun haberini de versinler arkadaşlarımız. Nedir efendim? Demiş ki yani AKP'ye oy verirseniz bu seçimde, bu yerel seçimde cennetteki mekan tamam. İşte onu demeye getirmiş. Var mı görüntü şeklinde mi? İsterseniz böyle video ve dinleyelim. Süresi az abileri olacak. Evet. Ruzu Mahşer'de beraat belgelerini almış oluyorsunuz eğer AKP'ye oy verirseniz. Şimdi bunun üzerinde iki çeşit yorum yapıldı. Bunlardan bir tanesi biraz esprili. Ya Surat Köprüsü'nün ihalesini de yandaş müteahhit mi almış yoksa diye yapıldı. Muhtemelen. İkincisi, o daha ciddi bir şey. Bunu siz iyi bilirsiniz. Endülijans denilen bir şey var değil mi? Yani bu Katoliklikte var. Bütün kavgalar oradan çıkmış. Şimdi galiba İslam'ın da kendi Luther'ine ihtiyacı var. Luther'i bulamadan papası çıktı anladığım kadarıyla. Evet. Ya utanç verici bir şey. Peki bakan diploma verecek mi? Yani vize verecek mi? Pasavan verecek mi cennete giriş için? Kilise içtiyse makbuzunu veriyordu. Makbuz veriyordu. yani şimdi cennetin kapıcılarına selam gönderse belki cehennem zebanileri yakalayıp onu şeye atar, cehenneme atar. Artık bizim işlerimize ya. Karışıyor diye. Ya orada zaten sonradan da biraz özür diler gibi bir konuşma yaptı ama geçmiş ola bu konuşmadan sonra. Fakat daha başka bir şey yorumlamanızı istiyorum efendim. Şimdi Türkiye'deki İslamcılığın son durumunu ve ülkeyi getirdikleri noktayı da konuşuyoruz. Kazım Karabekir'i zaman zaman geçmişte bir ara Atatürk'le arasında bir gerilim olduğundan dolayı İslamcılar sever gibi gözükür. Ve fakat tabii o sürtüşme aslında herkesi de son derece cumhuriyetçi, son derece atılımcı ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının bunların ikisi de İslamcılığa karşıydı ayrıca. Belki Kazım Karabekir biraz daha muvafakatkâr bir insandı. İşin o tarafına girmiyorum. Şimdi bir olay oldu. Kazım Karabekir'in ölüm yıl dönümünden ilgili sayın seyirciler konuşmalar, anmalar yapılıyor. Bunun için de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı. Ve 15 Temmuz'u işte anlatırken bakın ne oldu? Halbuki zaten konu 15 Temmuz değil, Kazım Karabekir konu. Ve Kazım Karabekir'in torunu kendisi ayağa kalktı ve müdahale etti. Bakın neler söyledi. Şimdi efendim zaten işin sonuna bu arada hemen de söyleyeyim ki çok torunu var Kazım Karabekir'in. Bahse konu olan konuşmayı yapan Ferhan Ayas Beyoğlu. Ayas Beyoğlu. Evet. Şimdi sonundaki müdahaleyi gördünüz mü? Kazım Karabekir'in anmasından Kazım Karabekir'in torununu cebren çıkarmaya kalkacaklardı da beni çıkaramazsınız dedi. Şimdi ben de Kazım çünkü aileyi tanıyorsunuz. Ben kızlardan birini tanırım. Hı hı. Timsal adlı olanı tanırım. Bir olaya tanık olan anlattı bana. Böyle bir sahne kızların bulunduğu bir toplantıda da olmuş böyle bir konuşma. Onların huzurunda Kazım Karabekir'i övmek için hı hı. Atatürk'ü yermişler. Hı. Kızlar ayağa kalkmış. Siz böyle bir konuşma yapmak hakkına sahip değilsiniz diye protesto etmişler. Belki toplantıyı terk etmişler. Yani demek ki bu torunun tavrı
annesinden ve teyzesinden kaynaklanıyor. Yani aileyi kutlamak lazım. Elbette ki. Aileyi kutlamak lazım. Çünkü herkesin korktuğu, sindiği zamanlarda bu hareket öyle az bir cesaret değil. Doğruyu söylemekten yani ahlaklı davranmaktan. Şimdi Kazım Karabekir bir kere Cumhuriyet karşıtı değil. Devrimlere karşı değil. Atatürk'e karşı hiç değil. En yakın arkadaşlarından biri. Erzurum Kongresi'ne yapmasına yardımcı olmuştur. Tabii. Atatürk nankör bir insan değildir. Ve o yardımını asla unutmamıştır. Kongrelerin yapılmasında Kazım Karabekir'in büyük katkısı vardır. Sonrasında da tabii. Yani. Ayrıca Kazım Karabekir'in ordusu silahlı neredeyse tek orduydu. Yani bunları unutmamak lazımdır. Cumhuriyetçiler Kazım Karabekir'in önünde saygıyla eğilirler. Onu asla Cumhuriyet karşıtı bir yobaz olarak görmezler. O da hepimiz öyle gibi de zaten. Cumhuriyetçi ve layık bir insandır. Çok saygıdeğer bir insan. Aile de öyle. Evet. Şimdi efendim tabii başka meselelere de gelelim hızlıca ama bunları söylemek lazımdı. Şimdi böyle şeylerle beraber efendim nereye getirildi Türkiye? Onun resmini göstereyim. Dünya Demokrasi Endeksi vardır. Dünya Demokrasi Endeksi bütün dünya devlet adamlarının son derece dikkatle takip ettikleri bir endekstir. Bakın bu Türkiye 160 küsur, 165 veya 167, şimdi ben de şey yapamıyorum, hatırlayamıyorum, belki bulurum şuradan. O kadar yerin içinde 110. sıraya kadar düştü. 110. sıraya, yani 167 ülke evet arasında. Bakın 110. son sütunda Nijerya'nın arkasında daha kötü vaziyette Türkiye. Türkiye'den sonra Pakistan var, Irak var, Cezayir, Mısır, Etiyopya var, Çin var, Venezuela var, Vietnam var, Rusya var falan. Suriye. Falan filan böyle gidiyor Suriye. Suriye zavallı. Yani oradaki yeri tabii savaş içinde. Şimdi bu listeyi görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Uganda otomobil yapmış. Bizimkiler de uğraşıyorlar inşallah yapacaklar. Gerçekten. Ya Uganda yahut da onun benzeri bir yerde. Ben gazetede gördüm. Adamlar şeylerini yapmışlar. Ve ortaya koymuşlar. Bizimkiler de uğraşıp duruyorlar. İnşallah yapacaklar. İnşallah. Peki. Şimdi efendim iki şey sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi. Zor sorma. Çalıştı. Hepsini çalışmışsınız zaten. Onun için rahat rahat sorabilirim. Şimdi birincisi bir Kürt açılımı tekrar konuşulur gibi evet. Oluyor. Yani çözüm süreci vesaire falan. Buna da Kürt açılımı diyorlar ama aslında daha uygun bir ad bulunması belki uygun olur. Eğer yapılır ise. Şimdi burada da sıklıkla sen konuşulacak. Sende yok galiba kitap. Var ama yanımda şu anda yok. Al bunu. Tamam peki. Şimdi burada açılım masalı diye, evet Türkiye'de Sırat Köprüsü açılım masalı diye bir kitabınız da var. Ortada bir dönen temel mesele, yani HDP'nin de sıklıkla, geçenlerde Selahattin Demirtaş da bunu içeriden yazdı. Dedi ki, ya benim çocuklarım Kürtçe öğrenemiyor. Halbuki öğrenmek hakları. Kürtçe konuşamıyorlar veya işte yani daha doğrusu pek çok Kürtçe konuşamıyor. Çünkü öğrenemiyor dedi. Şimdi böyle olunca bir ana dilde eğitim hakkı, ki temel bir mesele olarak açılımın temel meselesi haline geldi son dönemde. Evet. Oradaydı iş, yani kilitlendiği nokta orasıydı. Orada sizin burada bir şeyiniz de var. Yani iki durum ortaya çıkıyor. Bir deniliyor ki ya ne demek kardeşim,
herkes Türkçe öğrensin, Kürtçe ne öğrenilecek diyenler veya Kürtçe bir dil midir diyenler var. Böyle biraz da tahkir edici vaziyette. Ayıp. Bir de herkes zorunlu olarak, her Kürt çocuğu zorunlu olarak ilkokuldan hatta anaokulundan itibaren Kürtçe öğrenmeli, ana dilde eğitim budur. Ana dilde eğitim o değil. Şimdi sonuçta siz de diyorsunuz ki ana dilde eğitimin çeşitli biçimleri olabilir. Ana dilde eğitim vardır ama bir de ana dili öğrenme hakkı vardır. Şimdi bu ikisi arasında ayrım yapıyorsunuz ve bu da galiba çok önemli bir noktaya denk geliyor. Bunu bir anlatır mısınız? O haddinden fazla önemli. Yani ikisini hem bu açılım konusunda ne düşünüyorsunuz hem de bu. Şimdi Avrupa Birliği'ne alınmamız söz konusu olduğu zaman Kopenhag kriterleri diye bir şey çıktı ortaya. Orada şöyle bir madde var. Yerel dillerin ve kültürlerin gelişiminin önündeki engellerin kaldırılması. Tekrar ediyorum. Yaklaşık olarak yerel dillerin ve kültürlerin öğrenilmesi ve yani hayatta kalması için gereken tedbirlerin alınması diye bir madde var. Bu maddeyi ana dil hakkı diye tercüme ettiler. Bunun üzerine ben Avrupa Birliği'nde çalışan Fransız arkadaşlarım var. Dedim ki ya şu bana gönderin şunun o maddeyi falan. Ve sordum böyle bir hak var mı dedim. Hayır dediler böyle bir hak yok. Ana dilde eğitim hakkı yok. Peki ana dilin öğrenilmesi hakkı var. Peki bu ikisi arasındaki fark ne? Yani... Fark şudur. Ana dilde eğitim demek... İlk anaokulundan, ilkokuldan, ortaokul ve liseden yahut da anaokulunda, ortaokulda, lisede, ilkokulda Kürtçe eğitim yapılması demektir. Kürtçe. Veya Gürcüce veya Lazca. Vesaire. Lazca, Gürcüce yapılması Şerkesçe demektir. Vesaire. Üniversitede yerel dilde eğitim yapılması demektir. Türkçenin de yabancı dil olarak öğretilmesi söz konusudur. Ana dilde eğitim ve öğretim ile ana dilin öğretilmesi, öğrenilmesi hakkı aynı şey değildir. Peki öbürü nedir? Ana dilin öğrenme hakkı nedir? O öğrenmek zaman o nasıl olacak? Öğrenmek hakkı şudur. Ben yazdığım yazılardan birinde dedim ki üniversitelerde Kürt filolojisinin muhakkak açılması lazım. Nasıl Yunan, Alman, İngiliz, Fransız filolojileri varsa Türkiye'deki üniversitelerde de Kürdoloji bölümlerinin açılması ve diploma vermesi lazımdır. Peki ama hocam şimdi demezler mi ki o zaman ya çocuk zaten ilkokulda Kürtçe öğrenmedi ki üniversitede şimdi, nasıl? Şimdi bir dakika. İlkokula da ilkokuldan itibaren öğrenecek. Nasıl? Bir dakika, öğretmeni olmadan nasıl öğrenecek? İlkin öğretmenini yetiştireceksin. Öğretmenini yetiştirmeden Kürtçe. Ya şimdi mesele şudur. Yani Kürtçe bilmek başka, Kürtçe öğretmeni olmak başka. Evet. Şimdi şöyle bakın. Yanlış bir şey var. Güldür güldür Horansızca konuşuyor derler. Dili konuşmak, dili bilmek anlamına gelmez. 200 kelimeyle konuşabilirsin, fanfifon edersin. Dil bilmek demek, dilin gramerini bilmek ve o dilde yazmak demektir. Eğer bir dilde mektup yazamıyorsanız, dilekçe yazamıyorsanız, makale yazamıyorsanız, o dili konuşuyorsunuz, o dili biliyor değilsiniz. Dilin gramerini bileceksiniz, dil bilgisini bileceksiniz. Bunun için benim önerim ilkin
üniversitelerde o bölümlerin açılması ve ondan sonra onların öğretmen olarak tayin edilmesi. Çünkü şöyle bir şey var. Ben Irak Savaşı'na giderken bir arkadaşla birlikte 2003'te Irak'a gittim muhabir olarak. Diyarbakır'dan kameraman arkadaşlar aldık. Şimdi adlarını unuttum, çok iyi çocuklar. Bu çocuklar Suriye'ye Irak'a geçtiğimiz zaman anlaşamadılar. Çünkü Irak'ta Sorani lehçesiyle konuşuluyor. Yani Türkiye'de Sorani lehçesi yok. Kurmançı var ha. 3-5 tane lehçe var. Şimdi bunları tartışmıyorum. Bir kere bir şey, Kürtçe dil değildir demek cehaletin daniskasıdır. Kürtçe elbette fevkalade iyi bir dildir. Gayet müzikaldir. Son derece iyi şairleri vardır. Yani Kürt şiiri çok iyi bir şiirdir. Yani Kürtçe yazanlar. Evet. Şiire çok iyi gidiyor. İfadesi gayet tıpkı iyi. Tıpkı Farsça gibi, evet. Fevkalade iyi. Şimdi mesele şu. Türkiye Cumhuriyeti Kürt kökenli vatandaşlarına ilkokulda ana dillerini öğretmek zorundadır. Bu tartışılmaz. Bütün dünyada böyledir. Fransa'da Bretonlar öğrenirler okulda dillerini. Ama Bretonca lise, bütün Bretonca eğitim yapan lise yoktur. Lisede Fransızcadır eğitim ama Bretonca öğrenilir orada. Yani şimdi Türkiye'deki okullarda her yerde olmayabilir. Diyarbakır'da diyelim, Tunceli'de, yani Kürtlerin yoğunluğu oldukları yerde ilkokuldan itibaren Kürt kökenli vatandaşlarımızdan isteyenlerin ana dillerini grameriyle en üst düzeyde öğrenmek hakları vardır. Ve Türkiye Cumhuriyeti de bu hakları karşılamakla mükelleftir. Bu devlet görevidir. Bunun la mı cimi yoktur. Ama bunu zorunlu değil, seçmeli olarak öneriyorsunuz kitaptan hatırladığım kadarıyla. Yok şimdi bu tip şeyler zorunlu olmaz. Zorunlu olmaz. İsteyen seçer. İsteyen seçer. Ha şöyle de olur. Kürt değildir kökeni. Türktür. Ama Almanca, İngilizce, Fransızca öğreneceğim. Hemen Kürtçe öğreneceğim der. Pek çok Amerikalının İspanyolca öğrendiği gibi güneyde yani, oturanların özellikle. Türkler de diyelim, Araplar da, Türkiye'de yaşayan başta etnoslar da Kürtçe öğrenmek isteyebilirler. Peki. Böyle bir düzen kurulabilir. Peki ama siz aynı zamanda eğitimde yani baştan aşağı bir Kürtçe, yani demin söylediğimiz ana dilde eğitim hakkı gibi bir onun yorumlanış şekli, sert yorumlanış şekli diyelim. Karşı çıkıyorsunuz ve onun diyorsunuz ki bu federasyon hatta bağımsızlık için yapılan bir iştir ve uygun değildir diyorsunuz. Oraya gider. Oraya gider şimdi. Mesela İspanya'da galiba çeşitli özerk bölgeler için böyle eğitimler, ana dilde eğitimler kondu. Niye? İspanya federatif bir devlet. Öyle oldu evet. Öyle olmadı. Hayır yani Franco döneminde o haklar kaldırılmıştı sonra tekrar oldu. Ama İspanya Roma döneminden bu yana böyledir. Yani İspanya ayrı bir krallıktır. Yukarıdaki Aragon. İspanya Birliği yani Katolik krallar Arap işgalinden. Araplar şeyi işgal ettiği zaman İspanya'yı, İspanya'da bir yığın devletçikler vardı. Yani
sayısını bırak. Tabii diyelim ki şeyde uzlaşalım. 13 tane de uzlaşalım. Yani şu hatırladıklarımı söyleyeyim. Yani Katalonya, Aragon, Galicia. Galicia Bask, yukarıdaki Bask. Yani böyle hatırladıkça söyleyeyim. Var. Mesela Valencia. Valencia. Valencia şeydir. Şehir olarak özeldir. Valencia. Özel şehirler de vardır. Yani diyorsunuz ki eskiden zaten öyleydi. Öyle. Yani onun şartları öyleydi ama buna rağmen mesela sizin kitabınızdan hatırlıyorum. Bir alıntı yapmışsınız. Önemli bir İspanyol felsefecinin ya da eğitimcinin. Ya bu her yerde ayrı eğitimin sonucu işin içinden çıkılmaz noktaya geldi diye bir yorumu vardı. Öyle midir durum? Şimdi şöyle bir şey izin verin. Tabii buyurun. Biraz vakit var mı? Var evet. Bak şimdi. Ben şeyden hoşlanmam. Başka bir ülkenin başka bir ülkeye örnek gösterilmesinden hiç hoşlanmam. Zaten saçmadır. Şimdi sanılıyor ki bir zamanlar Özal'da Birleşik Amerika Devletleri'ni Türkiye'de uygulamak istedi. Demek ki Amerika tarihini bilmiyormuş. Amerika'da benim öğrenciliğimde lisede 48 eyalet vardı. Bu eyaletlerin hepsi devlettir. Tabii biz eyalet diyoruz ama state adı aslında. State'tir. Devlet yani. Devlettir. Valiler aslında devlet başkanıdır. Hepsinin kendi kabinesi vardır, meclisi vardır. Bir de federal vardır Washington'daki. Yani Amerika eğer bugün federal bir devletse zaten mevcut devletler bir araya gelmiş, kendi rızalarıyla bir federatif devlet kurmuşlardır. Bunun tersi de olmuştur. Nerede? Almanya'da. Prusya, Almanya'nın bütün eyaletlerini zorla, yarım gönülle, şunla bunla bir araya getirmiştir. 1871'de. Fransa'yı yendikleri zaman, 71 biliyorsun aynı zamanda Paris Komünü'nün şeyidir. 1871'de Alman Birliği olmuştur. Almanya federal ise orta çağdan bu yana federal olduğu için, krallıklar, kontluklar olduğu için. İtalya Birliği'ni kavur ve... Korsikalı adamın adını... Garibaldi. Garibaldi. Bunun ikisi. Şimdi Piemonte Krallığı var. Venedik Cumhuriyeti var. Napoli Krallığı var. Piemonte'yi dedim mi? Sicilya var. Yani şimdi kaç tane olduğunu bilmiyorum. Ama Türkiye böyle değil. Dolayısıyla bu yapı uymaz Türkiye'ye. Uymaz. Gelelim Türkiye'ye. Ben şöyle bir şey saydım. Osmanlı'dan önce Osmanlı Beyliği diğer beylikleri ki 13 civarında saydım ben. Anadolu'da 13'e yakın Türk beyliği var. Osmanlı bunların hepsini yendi. Hepsini yendi ve Anadolu'da üniter bir devlet kurdu. Anadolu üniter devletini kurdu. Üniter devletini kurduğu için Türkiye'de federasyon yapmak mümkün değildir. İkincisi, Türkiye'de federasyon kurulabilir iddiasında iddiasında bulunanlara İdrisi Bitlisi'yi okumalarını tavsiye ederim. İdrisi Bitlisi Kürt beylikleriyle kimileri bunun devlet olduğunu iddia ederler. Kürt beylikleri. Kürt beylikleriyle. Orada hanedan lafı geçer. Hanedan aile demektir. Yani aşiret reisi. Devlet olabilmek için büyük elçi, yani elçi teatisinde bulunman lazım. Para basman lazım. Bunun için de çok iyi benim kitapta referans bir bu konunun uzmanlarını adlarını veriyorum, kitaplarını anıyorum. İdrisi Bitlisi, beyler, bey diyelim, dere beyleri, toprak ağaları. Aslında onlar toprak ağaları, aşiret reisleri. İdrisi Bitlisi'yi gönderiyorlar. Biz Osmanlı'ya katılmak istiyoruz diye.
Bu şeyde 1071 falan bilmem ne şeyle Yavuz Sultan Zeher'in zamanı. Yavuz Sultan'ın Selim'in şeyle kimle Safevilerle savaşında güya Yavuz Sultan Selim Kürt derebeylerinin yardımıyla kazanmış. Böyle bir şey yok. Katılmışlardır. Çünkü o zamanki savaşların amacının sonunda yağma vardır. Yani bütün savaşlar 18. 19. yüzyıla kadar yapılan bütün savaşlar yağma amacıyla yapılmıştır. Çünkü esir alıyorsun, şey ettiğin, ele geçirdiğin şehri yağmalıyorsun. Galiba biraz din faktörü de var. Yani din ortaklığı da vardı orada. Din ortaklığı olabilir ama temelde şeydir, soygundur. Efendim, maddi bir şeydir. Soygun, şimdi aslında soygun için ne diye. Şimdi sonunda... 3 dakikamız falan kaldı. Şimdi sonunda İdlisi Bidlisi Yavuz Sultan Selim'e gidiyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki, vallahi diyor benim hiçbir şartım hemen hemen yok diyor. Dölek dursunlar yeter diyor. Dölek dursunlar yani. Dölek ne demek? Dölek, rahat dursunlar. Tamam, rahat dursunlar. Ben asker istediğim zaman göndersinler, her yıl vergiyi versinler. Ondan sonra kendi düzenleri neyse babadan oğula beylikleri geçebilir. Bir de kendi aralarına bir beyler beyi seçsinler diyor. Burası önemli bak. Bir araya geliyorlar, beyler beyi seçemiyorlar. Ve Bitlisi vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim'den ricada bulunuyorlar. Lütfen bize bir beyler beyi gönder diye. Mesele bu. Yoksa iç savaş çıkacak orada. Orada kendileri iç savaş çıkaracak. Yani bu mesele, Kürt meselesi diyelim, Kürtlerin geleceği diyelim, barış içinde devletin geleceğinin garantiye alınması için insanların bu konuda kitap okuması gerek. Benim kitabı okurlarsa iyi olur. Çünkü benimki el kitabıdır, oradan atlarlar. Mesela uluslararası devletler hukukunu okumadan Kürt meselesini halledemezler. Mesele bundan ibarettir. Bir an önce bir karar vermeleri lazım, bilgilenmeleri lazım. Sadece Kürt milliyetçilerin değil, aynı zamanda Türk milliyetçilerin de Kürtlerin haklarının ne olduğunu öğrenmeleri lazım. Kürtler bizim eşit vatandaşlarımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin herkesle eşit haklarla donanmış vatandaşlarıdır. Onların da temel hakları vardır. O haklara saygı duymak devletin de görevidir, hükümetin de, biz vatandaşların da görevimizdir. Evet. Şimdi efendim Özdemir İnce'nin bir kitabını daha göstermek istiyorum. Cumhuriyet'in 3 fedaisi. Kim bunlar? Reşit Galip Doktor, Şükrü Saraçoğlu ve Mahmut Esat Bozkurt. Bunlar hakkında ciddi suçlamalar, ithamlar olan insanlar oldu son zamanlarda. Bir yerde onlar adına onların müthiş bir savunması var burada. İçindeki mesela Saraçoğlu ile ilgili bazı fikirlere belki ben katılmayabilirim ama birçok fikirlerine de katılıyorum ve çok şey öğrendim kitaptan, onu söyleyeyim. Estağfurullah. Hakikaten son derece faydalı bir kitap. Bence sosyal demokratların da meseleye nasıl bakmaları gerektiği konusunda güncel politikayı yaparken fikir verici bir kitap. O yüzden CHP'lilerin de okumasını bilhassa tavsiye ederim. Şimdi efendim Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını söylemiştik. Onunla ilgili bazı bilgileri de biraz söyleyelim. Aşağı yukarı şöyle, anlaşıldığı kadarıyla aday belirleme konusunda bazı isteklerinin yerine gelmediği
konuşmaları, yani sızan şeyler o doğrultuda, özellikle kadın adaylar konusunda, kadın adayların daha fazla olması konusunda istekleri vardı. Yani bahsettiğim kişisel isteklerden çok ilkesel düzeyde olduğu söyleniliyor. Ve bazı isimlere de aynı zamanda ilkeselliğin ötesinde itirazlarının olduğu söyleniliyor. Dolayısıyla bundan kaynaklandığı bilgileri şimdiki halde sızmış. Umarım hayırlı olur herkes için. Önemli olan muhalefetin şu anda bir yerel seçime hazırlanırken var güçleriyle mücadelenin devam etmesi. Her muhalefet için söylüyorum bunu. Ve tabii Canan Hanım'ın da bunu yapacağını düşünüyorum. Keşke 31 Mart'tan sonra istifa etseydi. Evet, ama demek ki öyle. Yani kişisel tercihidir. Onun partisi için mücadelesinde bir değişiklik olacağını ben zannetmiyorum bildiğim kadarıyla. Ama dediğiniz de doğru. Efendim, süremiz burada bitti. Konuşacak da çok şey var ama memleketin bütün meselelerini sığdıramıyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Dilerim ki seyirciler ve dinleyiciler de memnun kalmışlardır. Benim gibi düşünmeyenler kusuruma bakmasınlar. Ben düşündüklerimi yazmak ve onlar hakkında konuşmak zorundayım. Bu benim özgürlüğüm. Peki. Efendim, vaktimiz burada bitti. Her ne kadar sürçülisan ettim ise affola. Yeniden karşınızda olmak ümidiyle gelecek hafta. Hoşça kalınız. İyi bir hafta dilerim.